Hakan Aydın. Ben yaklaşık 3 senedir Turkcell'deyim. Daha öncesinde TTN, Ericsson ve Netaş geçmişlerim var. Developer'lıktan başlayıp şimdi pazarlama tarafında devam eden bir iş hayatım var. Şimdi bu tarafta da Android geliştirici günleri görünce ve biz de işimiz de Android ile alakalı olunca gelip size en azından bu işin ticari kısmında, para kazanma kısmında neler yapabiliriz, neler yapabilirsiniz, Turkcell'le beraber neler yapabiliriz noktasında birazcık sizle bazı konuları paylaşmak istedik. Öncelikle ben size anlatırken mobil cihaz penetrasyonundan başlayacağız. Sizi bir sürece sokacağım aslında. Bir arkasından Android, iOS, herkes burada kral kim ya da hangi konuda kim kral biliyor. Ancak hani bilmediğiniz, belki bizim gördüğümüz noktalarda sizinle bir şeyler paylaşacağım. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Sonunda bir soru cevap kısmımız var ama istediğiniz zaman kesip soru sorabilirsiniz. Şimdi ilk önce Türkiye'deki mobil cihaz penetrasyonundan başlayalım. Gördüğünüz gibi biz %90'da bir penetrasyonumuz var. Finlandiya'da %180, bu nüfusa göre oran. Yani bizim nüfusumuzu kapsayan, yani 74 milyon civarında zaten şu anda GSM hat sayısı var dediğimizde, Finlandiya'nın nüfusuna göre %180 olduğunu düşünürseniz herkes birden fazla hat kullanıyor anlamına geliyor. Bu şekilde bir penetrasyon var. Yani hala gidilecek, Avrupa'ya baktığınızda hala gidilecek bir penetrasyon noktası var. Özellikle burada tabii ki M2M olsun, diğer mobil işlemler de tabii ki bu penetrasyonu arttırıyor. Şimdi buradaki akıllı cihaz penetrasyonu ne diye baktığınızda çok hızlı yükseliyor. Yani bu dünle bugün arasında bile binler, on binler seviyesinde cihaz satıldığı için bu yapıldığında, 2012'nin sonunda yapıldığında Türkiye'de görüyorsunuz burada turuncu renk kodlarını takip edin lütfen. Anlaşılıyor galiba. Smart telefon oranı şu anda %19 gözüküyor Türkiye'de. Bu ama ancak smart telefon dediğiniz zaman sadece Android ya da bir Apple değil. BlackBerry de bunun içine giriyor. Nokia'nın üst seviyede dediğimiz telefonları, Symbian serisi de olsa içine girebiliyor. Çünkü smart telefon aslında içine uygulama yüklenebilen telefon demek. Bir işletim sistemiyle alakalı. Dolayısıyla %19 ama bu dediğim gibi 2012 sonunda yapılmıştı. Şu anda %22'ler seviyesine geldi. Bu senenin sonunda Turkcell şebekesinde de olsa, genel Türkiye ortalaması da olsa %35'e gelmesi bekleniyor. Tabii nereden kaybediyor? Multimedya telefonu atalım. Onlar sadece resim çekebilen, uygulama yüklenemeyen cihazlar. Feature phone dediğimiz, insanların eski telefonlarını artık bırakıp yavaş yavaş akıllı telefon dediğimiz, artık uygulama yükleyebildikleri telefonlara geçişler başladı. Şimdi kimler kullanıyor diye baktığınızda erkekler ve sol taraf feature phone, sağ taraf smartphone tarafı. Kadınların %67'si hala, 62'si hala feature phone kullanıyor. Erkeklerin %59'u. Erkekler biraz daha teknoloji oriented ya da daha çok para harcıyor mu bilemiyorum. Yaş olarak da en çok gördüğünüz gibi 16-24 yaş arasında akıllı telefon dağılımı yüksek. Yani uygulama yaparken de bunları satışını düşünürken de sizin karşı tarafınızdaki segmentiniz kim, bunu bilmeniz gerekiyor. Siz düşünün ki 45-64 yaş arasında bir uygulama yapmak isterseniz buradaki dağılım bu çok az. Dolayısıyla satış yapma ihtimaliniz de az olacak. Şimdi devam edersek, bu akıllı telefonları en çok nerede kullanıyoruz? Yine turuncu renk koduyla takip edin. Türkiye'yi tahmin edebiliyorsunuz herhalde en çok nerede olduğunu. Gördüğünüz gibi social networking'de %49'uz. Çok yüksek. İkinci kullandığımız şey oyunlar. Diğerlerinde çok böyle büyük bir oran yok. Yani özellikle productivity dediğimiz, işte Evernote tadında, işte task takibi bazında yaptığınız şeylerde çok az, gördüğünüz gibi %1. Banka işlemlerinde hala %6. Yani dolayısıyla hani buralarda gidilecek yol olduğunu da gösteriyor. Ya da aslında buralar bitmiş gitmiş de olabilir. Yani böyle bir şey var. Bunu denemek lazım. Biraz bir sene sonra, iki sene sonra tekrar bakmak lazım. Eğer buralar artmıyorsa Türk insanı bankayı online kullanmıyor ya da aplikasyonlardan, smart telefonlardan kullanmıyor anlamı çıkabilecek. Şimdi bu resmi koydum. Aslında tek rakipler de bunlar zaten şu anda dünyaya baktığınızda. Apple ve Samsung.
birbirlerine rakip ve birbirleriyle savaşıyorlar. Bunu da çok net olarak da siz de görebiliyorsunuz. Bunun işletim sistemi bakımından yansıması, bu da çok yeni bir araştırma, Mart araştırması. Gördüğünüz gibi alttakiler Android artış var. Şu tarafta bir buradan buraya geçerken gördüğünüz gibi bir azalış var Android'de. Sizce bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? iPhone 5'in çıkışı plus Amerika'da biliyorsunuz Black Friday dediğimiz hani satışların gaz yapıldığı, insanların bayağı bir alışveriş yaptığı zamanlar. Demek ki insanlar orada daha çok iPhone'a yönelim olduğu için orada bir Android düşüşü var ama arkasından devam ettiğinde yaklaşık %70-75'ler seviyesinde Android penetrasyonu var. Diğer işletim sistemlerine baktığınızda öyle büyük artış yapan ya da kendini gösteren hiçbir işletim sistemi yok. Hatta Symbian gördüğünüz gibi küçülüyor. Windows Phone biraz büyüyor ama çok da değil. BlackBerry de yani tabanını devam ettiriyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi sırada dediğim gibi ben sizi bir sürece sokup hani nereden nereye geliyoruz ve nasıl hızlı geliyoruz'u göstermek istiyorum aslında baktığınızda. Şimdi bir videomuz var. Bu videoda 2011'in sonunda çekilmiş video bu. Birileri istatistiklere ayarlamış. Sesi açabilirim ama buradan çok duyamazsınız büyük ihtimalle. 2008'de Apple iPhone Store açıldı biliyorsunuz ilk önce. Android Market devam etti. BlackBerry'nin bir App Store vardı ama onu ismini yeniledi, App World olarak değiştirdi. Herkes bir store açmaya başladı. Yani Apple'ın burada bir store olduğunu görünce herkes devam etti. Mesela 375 bin uygulama var. Aklınıza tutun bu rakamları. 2011'in sonu. Kimler ne kadar çok uygulamalarını biliyor. Android operating system %36'ymış. Şu anda %75'ler seviyesinde. BlackBerry hala kralmış. Bilgiler aslında çok hızlı büyüyormuş gözüküyor. Yeni cihazlarını çıkardı diye. Bu rakamlar önemli. Aslında baktığınız o kadar uygulama olmasına rağmen telefonlarda yaklaşık 50 tane uygulama var. Siz de sayarsanız şu anda uygulamamızda 50 tane uygulama indirilmiş. 14 milyar uygulama indirilmiş. iPhone'da ortalama fiyat 2.15 dolar. Android'de 4.57, BlackBerry daha pahalı. O zaman daha premium konumlandırıyordu. Free uygulama neredeyse hiç yoktu. 5.2 milyar. Mayıs 2010'daki, 2011'deki 15 milyar dolar olmuş. Toplam uygulama geliri. Şimdi rakamları hatırlıyorsunuz. 2011'in sonundan bahsediyoruz. Sadece 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Bu daha yeni açıklandı biliyorsunuz. Apple'ın geliştiriciler konferansında açıklanan rakamlardır direkt bunlar. Şu anda Apple'ın iTunes'unda olan aplikasyon sayısı 900 bin. 375 bin uygulamadan 900 bin uygulamaya geldi. 300 bin uygulama da şu anda satıştan çekilmiş durumda. Yani insanlar artık hani developer olsun belki destek vermediği ya da para kazanmadığı düşündüğü uygulama 300 bin uygulama da geri çekilmiş. Artık satışta değil.
günlük oyun submission dediğimiz hani girilen miktara bakarsanız 118 tane oyun giriliyor App Store'a. 118 tane oyun. Yani siz burada oyun geliştiriyorsanız 118 tane oyundan bir tanesisiniz. Sadece. 672 tane uygulama ya da diğer kategoriler diyelim. 672 tane uygulama geliştiriyor. Siz bir haber uygulaması yazıyorsanız ya da siz başka productivity, bankayla ilgili bir şeyler yapıyorsanız, gazete yapıyorsanız 672 uygulamadan herhangi bir tanesisiniz. Fiyatlar gördüğünüz gibi düşmüş. 2,5 dolardı hatırlıyorsanız App Store'un şeyi. 1,5 dolara düştü. Oyun fiyatları çok düştü. 0,83 dolarlar seviyesine artık düşmüş durumda. Yani buradan para kazanmak için inanılmaz bir şekilde ya premium konumlandırıp kendinizi yüksek fiyattan düşük sayıya satmanız gerekiyor. Ya iyi segment etmeniz gerekiyor. Ya da çok kişiye satmanız gerekiyor. Yani Rovio gibi, Angry Birds gibi. Oyun içi satın almalar. Evet, oyun içi satın almalar ama yani sonuçta 1000 tane oyun indirilse de sizin oyun içi satın almanız 1000 tane oyun içinde gerçekleşecek. Dolayısıyla 1 milyon tane oyun indirttirmeniz lazım ki böyle bu büyük bir dünyada para kazanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi yine Apple'ın konferansında baktığınızda her şey ikiye katlanıyor. Ne ikiye katlanıyor mesela? Ne kadar download vardı? 14 milyar download vardı 2011'de. Bu 2008'den 2011'in sonuna kadar geçenki sürede aslında 14 milyar download vardı. 2012'de bu rakam 25 milyar dolar. Yeni açıklanan dolardı 25 milyar download, uygulama indirme. 2013'te yeni açıklanan rakam 50 milyar uygulama indirme. Bakın 2008'den 2012'ye kadar, Mart'a kadar indirilen rakam 25 milyar. Sadece bir senede indirilen rakam tekrar 25 milyar. Bu aslında buradaki inanılmaz bir potansiyeli gösteriyor. İnanılmaz bir potansiyel var ama 25 milyar uygulamanın içinde nasıl farklılaşacaksınız, nasıl hedefleyeceksiniz bunlar çok önemli. Şimdi bunlar birazcık tabii bazılarını bildiğiniz, bazılarına aa böyle bir rakamlar varmış dediğiniz rakamlardır. Şimdi iOS ve Android'e bakalım. Hani tamam, okey, bazı şeylerde iPhone ön tarafta, bazılarında Android ön tarafta. Operating sistem dediğimiz hani %85'lik bir pazar payı olmasına rağmen dünya nasıl diye ona bakmak lazım. Burada yine bu App Annie'nin raporudur. Zaten siz de erişebilirsiniz. Bunları takip ettiğinizde görebilirsiniz. Yani App Annie Analytics, Distimo Analytics bunlar aylık bazda, 3 aylık bazda, yıllık bazda raporlar hazırlarlar. Bu raporları herkesin ulaşabileceği şekilde de sunabiliyorlar. Paralı versiyonları da var. Burada gördüğünüz gibi Apple Store Google'a göre yaklaşık 3 kat daha fazla kazandırıyor. Şimdi bir onların bir detaylarına bakalım. Hani nasıl 3 kat para kazandırıyormuş? Neler olabiliyormuş? Şimdi ilki %85 işletim sistemi sahipliği olmasına rağmen bu aplikasyon download rakamlarıdır. Gördüğünüz gibi maviler iOS olduğuna göre iOS Q4'te 2012'nin son çeyreğinde önde. Ama ilk çeyrekte, bu senenin ilk çeyreğinde Android yakalıyor neredeyse. Büyük ihtimalle bu gelecek ay, ya gelecek çeyrek ya da bir sonraki çeyrek ya da en kötü ihtimalle 2013'ün sonunda Android tarafı iTunes tarafındaki uygulama indirme sayılarını geçecek. Bunun karşılığında gelir çok dramatik, kötü vaziyette. Ne yazık ki yani burada hepiniz tabii Android geliştiricisi olarak bulunuyorsunuz ama kafayı kullanmak lazım. Biraz sonra geldiğimizde aslında göreceğiz yani güzel şeyler var. Para kazanma ihtimali çok yüksek. %80'lik bir pazar payı. Türkiye'de de yine aynı şekilde pazar payları bu şekilde değişiyor. Turkcell'de geçen senenin sonunda yaklaşık 2 milyon Android cihaz vardı. Bu senenin ilk çeyreğinde 2,5 milyona geldi. Apple tarafında bu kadar büyük bir yükseliş yok. Dolayısıyla Android tarafı inanılmaz iyi gidiyor. Doğru yerdesiniz. Ancak birazcık daha bu işi fine tune dediğimiz iyi noktalardan yakalayıp
o şekilde götürmek gerekiyor. Revenue tarafında 2012'nin son çeyreğinde, yani büyük ihtimalle 4'te 1, 5'te 1 seviyelerinden 2013'ün ilk çeyreğinde gördüğünüz gibi 3'te 1'ine geliyor. Bu artmaya devam ediyor. Ama nereden artış yapıyor? Bu bir onlara bakalım arkadaşlar. Sol taraf Apple, sağ taraf Android. En çok Apple'da uygulama indiren ülke gördüğünüz gibi Amerika. En çok para kazandıran ülke de Amerika. İkinci Japonya, üçüncü İngiltere devam ediyor. Google Play tarafına baktığımızda en çok uygulama indiren taraf gördüğünüz gibi Amerika. Ama en çok para kazandıran taraf Japonya. Yani aslında burada Amerika 3. sırada, yani şeyde bile değil. Bu önemli metriklerden bir tanesi. Bunun neden olduğunu biraz sonra söyleyeceğim size. Buradaki kategorilere baktığınızda peki nasıl oluyor diye söyleyeyim size. %33'ü aslında bu uygulamalardan, %33'ü indirilen uygulamalardan oyun. Ama gelirin %66'sını oyundan üretiyor bu. Apple Store ekosistemi de olsa, Google'da olsa %66'sını buradan üretiyor. Bu oran Japonya'da %88, Kore'de %95. Büyük ihtimalle Türkiye'de de yaklaşık %70-%75 seviyesinde. Zaten uygulamalarınıza baktığınızda ilk 25'te bakarsanız yani çoğunluğu oyun. Top Grossing'de en çok para kazandırana baktığınızda yine oyun olarak görebilirsiniz. Şimdi alternatif dükkanlar. Şimdi geldik buraya kadar, herkesin sorusu yok ya da her şeyi çok güzel anlatıyor. Alternatif uygulama dükkanlar o zaman ne işe yarıyor? Yani bunlar aslında bizi büyütür mü küçültür mü? Ben Apple Store'da olmak zorunda mıyım? Google'da mı olmak zorundayım? İlk önce hangisini seçmek zorundayım? Bu bir sizin stratejinizdir. Stratejiye göre hangisinde ilk olmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ancak bu görünen ne baktığımızda artık Android tarafından ilk uygulama geliştirmek her zaman daha avantajlı olacak gibi gözüküyor. 3-6 aylık dönem içinde Android ilk uygulama geliştirmek gerekiyor. Apple Store'un bir alternatif dükkanı yok. Yani daha doğrusu cihazınızı kırmazsanız, Cydia gibi yerlerden kullanmazsanız, yani normal bir kullanıcının diyeyim, bir geliştirme bilgisi gerekmeyen bir kullanıcının kullanabileceği alternatif bir dükkanı yok. Google Play'de ise alternatif dükkan çok. Yani Samsung kendi apps dükkanı var. Amazon'un biliyorsunuz kendi apps'i var. Aptoid var, bu SlideMe var. Yandex, Opera ile beraber anlaşarak yine Android dükkanı açıyor. Bizim Türksel olarak T-Market'imiz var. Bunların avantajları noktasına baktığımızda yine iki slide sonra göreceğiz. Neden alternatif store'lar artık önemli? Bunu beraber tartışırız. İlk problem burada. Hatırlıyorsunuz değil mi? 118 tane oyun giriliyor dedik. 672 tane uygulama giriliyor dedik. Birinci problem sizin için ne? Siz artık bunların arasında, yani eskiden 100 bin uygulama varken çok rahat bir şekilde bulunabiliyordunuz. Çok rahat bir şekilde ilk 25'e, ilk 50'ye girmek için 2000 download, 3000 download buna geçiriyordu ve dolayısıyla belki siz de yayılabiliyordunuz. Ama artık ilk 25'e girmek için Türkiye'de bile yaklaşık 25 bin, 30 bin download gerekiyor Apple tarafından. Şimdi bunu ilk 25'e girmeniz için bir para harcamanız gerekiyor anlamına geliyor. Bu birincisi. Alternatif store'ların amaçlarından bir tanesi, her uygulama burada yok. İkincisi, yine Google'ı çok net bir şekilde gördük. Niye Japonya'da birinci olduğunu da söyleyeceğim. Para kazanma noktasında Türkiye'de, bu bizim bazı kabullere göre yaptığımız olan bir analiz. Çünkü Google'a gidip de Türkiye'de ne kadar kredi kartlı account var diye soramıyorsunuz. Söylemiyorlar, Apple da söylemiyor haliyle. Bizim analizi yaptığımızda yaklaşık 1.7 milyon cihaz vardı Turkcell şebekesinde. Bunun yaklaşık 675 bin kişisi Google Play kullanıyor. Geri kalan adamlar hiç kullanmıyor bile. Bunu zaten yine öbür örneklerde de görüyoruz. Yani Amerika örneğinde de görüyoruz bakın. Yani %80 olmasına rağmen pazar payı
Apple'a göre daha az download sayısı var. Bu orada da aynı şekilde. İnsanlar feature phone'dan, eski telefonlardan yenisine geçerken uygulama dünyasını henüz bilmiyorlar. Bir Google account yaratmayı bilmiyorlar. Dolayısıyla orada bir bariyer oluyor. İkinci bariyer de bu insanlara zaten yeni bir dünyaya sokmuşsunuz. Yeni bir dünyada hadi bana kredi kartı ver diyorsunuz. Bakın buradaki oran yaklaşık 50 bin kişi Türkiye'de. Bizim hesaplamamıza göre. Bunda nereden geliyoruz? Ortalama uygulama download gelir rakamı var. Yani tüm Apple ekosisteminin, tüm Android ekosisteminin download sayısı geliri, böyle download sayısını yaptığınız zaman ortalama uygulama başına gelir çıkıyor. Bu tüm dünya ortalamasına baktığınız zaman 19 cent civarında. Yani Apple 100 uygulama download ettirdiğinde ancak 19 cent kazanıyor. 10 milyar dolarlara çıkıyorlar tabii ama hani bunun ne kadar download olduğunu görüyorsunuz zaten. 50 milyardan o kadarlık bir para üretiliyor. İkincisi, kuzey ülkelerinde, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bu oran 30 centlere çıkıyor. Yani o insanlar daha fazla ücretli uygulama indiriyor. Hatırlarsanız Apple tarafında Çin en fazla download edip ama para kazandırmayan ülkelerin arasındaydı. Orada rakam kaç tahmin edebilir misiniz? 1 cent geldi. 2 tahmin daha alacağım. 10 cent. Son tahmin. 3 cent. 3 diyen kim? Bravo. 3 cent. Yani Çin'deki bir kişinin Apple'a para kazandırması 3 cent. İnanılmaz bir şekilde belki ekosistemini harcıyor, bandwidth'lerini harcıyor, moderasyonunu harcıyor ama adam uygulama başına 3 cent para kazanıyor sadece Apple. Dolayısıyla bu tarafta kredi kartı verme oranı çok çok düşük Google'da. Apple'da bu oranda %100 diye beklemeyin Türkiye'de. Bunu iPhone Turkey diye bir blog var biliyorsunuz. Bu blog yazan arkadaşlarla konuştuğunuz zaman şu anda hala Türkiye'de en çok Google'da aranan kelimelerden bir tanesi iPhone'da kredi kartsız account nasıl açılır? Bu. Dolayısıyla iPhone tarafında bu oran %25'ler, %30'lar seviyesinde. Yani siz bir uygulama geliştiriyorsunuz, süper olabilir, süper para kazandıracak uygulama olabilir ama Türkiye için ya da Çin için ne yazık ki bu para kazandırabilecek bir şey değil şu anda. Ama para kazandırabilir mi? Evet, bazı yolları var. Şimdi dedik ki, alternatif storlardan para kazanılıyor mu? İşte bu bunun cevabı. Baktığınız zaman Amazon App Store'da ne kadar uygulama var biliyor musunuz? 70 bin uygulama var. Hayır, bilemediniz, 80 bin olsun. 70 bin uygulama varken Amazon App Store'da Google Play'de ne kadar uygulama var? 807-900 bin. Çünkü paralel gitmeye başladılar artık Apple'da. Çünkü her çıkaran Android tarafına da çıkarmaya başladı. Dolayısıyla burada 70 bin uygulama varken gelir olarak bakar mısınız? 5.2 milyon dolarken aylık Google Play'in Amerika geliri, Amazon'un geliri 3.1 milyar dolar, milyon dolar. Yani sizin hedefli olarak gittiğiniz, müşterisine halihazırda bildiğiniz bir adamlara gittiğiniz zaman para kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu internetteki makalelerde de görebilirsiniz. Ücretsiz uygulama yapıyorsanız Google Play'e koyun derler. Para kazanma hedefiniz yok çünkü. Yani oradan reklamdan işte 1 milyon indireceksiniz de reklamdan belki 1000 dolar para kazanacaksınız. Ama in-app purchase'de freemium dediğimiz in-app purchase olan ya da paid uygulama yapacaksanız bunu Android tarafı için alternatif marketler her zaman şu anda bir numara. Bu Amazon örneği bunu gösteriyor. Şimdi buradan sonra birazcık daha Turkcell ile alakalı kısımlara geçeceğim. Size Turkcell ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. Şimdi oyun en çok para kazandıranlardan bir tanesi dedik. Burada da bizim yine geçen aylarda Android demeyeyim de oyun geliştiricilerine yapmış olduğumuz sunumdan alınmış bir kısım. Burada gördüğünüz gibi bir segmentasyon var. Bir segment ettik. Ev hanımları, profesyoneller, gençler ve premiumlar. Oyuncu sayısı en soldaki sarı gelir ve mobil ödeme tarafından gelire baktığımızda
Ev alımları ya da gençlere baktığınızda oyuncu sayısı %24 ama gelir olarak onun altında kalıyor. Yani %24'lük bir gelirin parçasını oluşturamıyor. Profesyonellere baktığınızda oyuncu sayısı az ama geliri yüksek. Bu demek oluyor ki profesyonellere gitmeniz gerekiyor. Bu oyunları oynatmak ya da para kazandırmak için. Ev alımlarının oyuncu sayısı yüksek. Herkesin beklediği, Facebook'ta biliyorsunuz herkesin annesi büyük ihtimalle bir şekilde oyun oynuyor, Farmville'den başlayarak. Gelir de aslında baktığın zaman diğerlerine göre yüksek. Premium segment dediğimiz kısımda oyuncu sayısı çok düşük ama gelir, oyuncu sayısına göre yaratılan gelirin iki katı. Şimdi bunlara hepsine bir ölçekte baktığımızda ne görüyoruz? Google, download sayısı çok yüksek, para kazandırmıyor. Amazon'da aplikasyon sayısı çok az ama Google'ın neredeyse parasını kazanmış. Google Play Japonya'da bir numara. Bunun sebebini şimdi söylüyorum. Neden bir numara? Çünkü Google Play operatör ücretlendirmesi yapıyor orada. Siz artık cep telefonu faturasına yansıtabiliyorsunuz Google Play'den aldığınız şeyleri. Türkiye'de regülatif şeylerden dolayı bu işi yapmamız mümkün değil Google'da. Dolayısıyla hani orada operatörle alakalı kısım, bir operatör ücretlendirmesi çok önemli. Japonya'da bir numara olmasının sebebi bu. Japonya'da bu işi yaptıktan sonra Google Play'in gelirleri 1'e 10 oranında arttı. 10 kat arttı. Dolayısıyla operatör ücretlendirmesi çok önemli. İkincisi alternatif dükkan olması çok önemli. Yani sizin orada 900 bin uygulamadan bir tanesi olmanız gerekmiyor. Yani siz orada 100 bin dolar para kazanabilirsiniz. Ancak 100 bin dolar para kazanmak için belki 100 bin dolar bir marketing harcaması yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla butik storelarda olmanız, alternatif storelarda olmanız çok önemli. Üçüncüsü de segmentinizi bilmeniz ve onlara hitap etmeniz çok önemli. Siz burada profesyonellere yönelik bir şey yaptıysanız ve bunu profesyonellere sadece tanıtabilirseniz para kazanmaya başladınız. Dakika bir hemen para kazanmaya başladınız. Ev hanımlara yönelik bir oyun yaptınız ya da bir uygulama yaptınız, fark etmez. Bunu ev hanımlarına sadece tanıtabilirseniz yine para kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese premium. Dolayısıyla buradaki avantajları kullanıp hepsini birleştirebilirseniz para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi burada çözümü ne? Biraz önce çözümü sundum. Bunu yapabilirsin. Bunu dışarıda belki yapabilirsin ama bunu yapmanın daha kolay bir yolu var. Birincisi, bizim Türkçe olarak segmentasyonumuz aynen burada oyuncularda kırıldığı şeklinde. Bizde de premium aboneler var. Premium olarak konumlandırdığımız. Bizde de profesyoneller var. Ev hanımları ya da evdekiler dediğimiz insanlar var. Ve gençler var. Ve bunun karşılığında bu segmentasyonu çözüyor. Bunun karşılığında alternatif dükkanımız var. Alternatif dükkanda operatör ücretlendirmesi var ve her uygulama yok burada. Dolayısıyla ve segmente yönelik kategoriler var. Yani Google Play'de siz gençlere yönelik bir segment göremezsiniz. Çünkü onun kendi bir ayırt etme mekanizması yok. Ama ben hangi abonemin hangi segmentte olduğunu bildiğim için T-Market'in içinde T-Market'e geldiğinde ben otomatik olarak ona sen bu segmenttesin ve bunu sana göre oyunlar bunlar diye gösterebiliyorum. Dolayısıyla insanların indirme oranı, insanların bunun paraya dönüşme oranı çok çok daha yüksek oluyor. Şimdi T-Market, evet şimdi Turkcell diyoruz. Turkcell deyince tabii ki herkesin aklına bürokratik işler geliyor büyük ihtimalle. Ben Turkcell'de nasıl yapacağım T-Market'te? Gideceğim ben tek başıma buraya nasıl uygulama koyacağım? İlla bir şirketim olması gerekiyor gibi değişik sorular vardı. Geçen ay T-Market'i biz altyapısıyla beraber tamamen yeniledik. Hatta Ankara'da bir şirketle çalışıyoruz bunun için. Ve stratejilerimizi de değiştirdik tamamen. Daha öncesinde daha farklı olarak insanları interneti kullandırmaya yönelik bir strateji varken artık biz dedik ki burada bir uygulama ekosistemi var. Bu uygulama ekosisteminden Türk yazılımcılar da para kazanmalı. Turkcell de para kazanmalı. Bu şekilde büyütebilmeliyiz ve benim kullanıcılarım da
en güvenli bir şekilde buradan satın alma yapabilmeli. Kredi kartını vermeden, herhangi bir account açmadan satın alma yapabilmeli dedik. Bunun için de T-Market'e inerken dedik ki biz artık aynen Google'da olduğu gibi, Google Play'de ya da Apple Store'da olduğu gibi gelecek benim geliştiricim, firma da olsa, bireysel de olsa gelecek benim geliştiriciler portalıma kayıt olacak. Kayıt olduktan sonra kendi APK'sını yükleyecek geliştirdiği uygulamayı. Yükledikten sonra bizim tabii ki bir moderasyon sürecimiz var. Apple kadar çok zor değil, Google kadar çok kolay değil. Çünkü belirli bir kurallar dahilinde olmamız gerekiyor. Bu kuralları geçiyorsanız eğer maksimum 1 ya da 2 iş gün içinde sizin uygulamanız yayına alınacak ve siz para kazanmaya başlayacaksınız. Ve siz eğer ki Turkcell'le beraber, yani bunu yaparken illaki tabii ki bizim haberimiz oluyor, hangi uygulama geliyor biliyoruz ama bazı şartlarla beraber işte Google Play'den önce bizde olması durumunda gibi ekskluzif haklarıyla beraber olması durumunda bizim buna tanıtım yapma fırsatımız da oluyor kullanıcılar. Yani ev kadınlara yönelik siz yemek uygulaması yaptınız. İçinde de para kazanma şeyi var. Geliyorsunuz, koyuyorsunuz. Biz de bunu ev kadınlarına, sadece ev kadınlarına bakın. Herhangi bir profesyonel tanıtmıyoruz. İnsanları şey yapmıyoruz yani aman Allah'ım gene mi yemek programı, yemek uygulaması geldi demiyor insanlar. Sadece ev kadınlarına. Belirli kanallardan gelin uygulamayı indirin. Burada bu şunlardan faydalanın diyoruz. Ve dolayısıyla siz hemen para kazanmaya başlıyorsunuz. Burada şu anda yaklaşık 10 bin uygulama var. Bu uygulama sayısını 500-600 bin yapmayı hedeflemiyoruz zaten. Burası 20 bin, 25 bin uygulama seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Siz de koyduğunuz zaman buradan para kazanacaksınız. Hatta 1-2 hafta içinde bir programımız açıklanacak. Onunla beraber tüm Apple Store ya da Google Play Store'lardan aldığınız gelir paylaşımından çok çok daha iyi bir gelir paylaşımıyla biz Türkiye'nin yazılımını da uygulama geliştirmesini de büyütmek istiyoruz. 2 hafta içinde bu açıklandığı zaman biz de koyacağız bu geliştirici portalimize ve siz de oradan faydalanabileceksiniz. Anlattığım gibi segment özel kategorilere girebileceksiniz. Ve biz de bunu webten, uygulamamızdan ve mobil store'dan tanıtacağız. Nelerimiz var bizim? Android uygulamamız var native olarak. Aynı zamanda mobile webimiz olacak. Şu anda hazır ancak bazı şeylerden dolayı açmıyoruz. Mobile webimiz dediğinizde uygulama indirmek için illa yani bir store'a girmek zorunda kalmadan SMS ile gönderdiğinizde hemen otomatik indirebileceğiniz bir web adresimiz olacak. Ve buraya siz uygulama koyduğunuzda siz de biz de bu işten büyüyerek devam edeceğiz. Bir örnek daha vereyim. 2012 Mayıs'ta yine Distimo'nun raporuna göre Apple Store'un Türkiye'den kazandığı günlük gelir yaklaşık 150 bin dolar 2012'de. Bu yine açıklanmış rakamlar değil, tamamen Distimo'nun kendi uygulamalarına bakarak, kendi analitik konulmuş uygulamalara bakarak hesaplanmış rakam. Büyük ihtimalle bu sene 300 bin dolar. Ancak bu 300 bin dolar dediğim gibi sadece %25'lik, %30'luk kredi kartı vermiş olan insanlardan yaratılıyor. Android tarafının hadi global ortalaması 3'te 1'i demeyelim, 300 bin dolar, 100 bin dolar gibi değil de 50 bin dolarlar seviyesinde olduğunu düşünün. Biz şu anda T-Market'te bu kadar uygulama olmamasına rağmen biz bu rakamlara yakınız. Yani dolayısıyla sizin Google Play'den alıp bu tarafa koymakla alakalı çok bir şey yapmak istemiyorum tabii ki. Orası da sizin bir ulaşım kanalınızdır. Ancak eforlarınızı, yani herkes bir geliştirici sonuçta ve bunu ticariye dönüştürmek istediğini düşünüyorum. Yani burada hobi olarak yapan arkadaşlarımız da vardır tabii ama sonuçta bu işten para kazanmak istiyor insanlar. Ve bu para kazanmak istiyorsanız da bu işi, eforunuzu düzgün kullanırsanız bu işte para var ve bu işten de para kazanabilirsiniz diyorum. Biz iki kişi olarak bakıyoruz. Bizim ekip T-Market'e. Tolga da burada. İstediğiniz zaman soruları sorabilirsiniz. Dışarıda da sorabilirsiniz. Mail de ulaşabilirsiniz. hakan.aydin@turkcell.com.tr olarak diye bitireyim. Şimdi sorunuz varsa sorularınızı alayım. Tabii. T-Market'te gelir paylaşım modeli nedir? %30'a %70 midir? Vergilendirmesi nasıl oluyor?
Telemarket'teki normal standart yayıncı bir, yani daha önce uygulama geliştirmiş ve para kazanmış insanlara uyguladığımız standart gelir paylaşım oranı %50. Bu neden %50? Çünkü dediğim gibi operatör ücretlendirmesinin ve operatörün vermiş olduğu pazarlama desteğinin çok büyük etkisi olduğundan dolayı %50. Ancak biraz önce dedim, özellikle Türk geliştiricileri, Türk uygulama geliştiricilerini biraz daha büyütmek için 2-3 hafta sonrasında bir programımız açıklanacak. Bu programda standart %70 olan Apple Store ya da Google Play'in daha üstünde onları geliştirecek, onları daha motive edecek bir gelir paylaşım üzerine çalışıyoruz şu anda. Ama böyle bir planımız var. En azından onları ilk bir yıl, belki iki yıl, işte bunları rakamlara çalışıyoruz. Biz nasıl büyütebiliriz noktasındaki gelir paylaşım oranlarına bakıyoruz. O şu anda net değil ama emin olun daha iyi olacak. İkincisi vergilendirmesi. Bu konuda ne yazık ki hani çok bir şey diyemiyorum çünkü Google Play'den alırsanız biliyorsunuz herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Bunun katma değer vergisi de var aslında baktığınızda. Devlet bunu size diyor ki gidin arkasından vergi dairesine ödeyin. Hadi, ödemezseniz vergi kaçakçısı olabilirsiniz diyor. Ancak operatörler olarak biz de cep telefonu uygulamayı indirdiğimizde bize de diyor ki KDV var, özel iletişim vergisi var ve hazine vergisi diye bir vergi kalemi var. Bunları ödemek zorundasınız diyor. Bu yaklaşık %40'lık 45'lik kısmı götürüyor yani. Hani brüt gelirin %45'lik kısmını götürüyor haliyle. Ama hani bununla alakalı şeye çalışıyoruz yani. Biz de sürekli BTK ile, hazine ile, maliye ile bakın burada böyle bir fırsat var. Bu fırsat doğrultusunda Türkiye'deki insanların daha çok para kazanması, geliştiricilerin daha çok para kazanması için buradaki vergileri ne yapabiliriz noktasında çalışıyoruz onlarla. Yani neredeyse her ay onlarla toplantılarımız var. İnşallah yani KDV tabii ki kalkmayacak. Mümkün değil. Yani o sonuçta bir vergidir. Ancak en azından buradaki ÖİV'yi, özel iletişim vergisini kaldırmanın yollarını arıyoruz. Bir soru daha sorabilir miyim? Şimdi mesela bir önceki sunumda Türkcell'in bu PNC servisinden bahsedin. Kuşluk geçit sınırından bahsedin. Bu Türkcell'in yeni kuş teknolojileriyle buradaki T-Market'te bir uygulamanın kuş edilmesi efendime söyleyeyim öne çıkarılması söz konusu olacak mı? T-Market zaten Türkcell'in kuş PNC'sine ya da kuş notification center'ına bağlı. Dolayısıyla biz o şekilde kuş gönderebileceğiz. Artı T-Market'in farklı bir yönünde sonuçta push notification'ı gönderdiğiniz zaman görmeyebilir ya da fark etmeyebilir gibi durumlar olması da muhtemel sonuçta şey olarak baktığında. Artı bizim SMS gönderme imkanımız var. Yani bu iki tane kullanıcıyı push edebileceğimiz, hatta tam tersine pull mekanizması dediğimiz yani öyle bir şey, insanlar SMS yazmayı biliyorsunuz çok seviyorlar. Çok kolay oluyor çünkü. Sizin uygulamanız atıyorum müzik olsun. Müzik yaz. İşte 36.95'e gönder dediğinde siz mesela sadece bu tanıtımı yapabilirsiniz. Sadece bunu söyleyebilirsiniz bedava olarak. Bu noktada ben de arka taraftan bu kullanıcıya yine SMS ile o uygulamanın linkini ve indirme linkini gönderebilirim. Yani sadece Google Play'i açıp da orada işte in ya da search et noktasından değil farklı mekanizmalardan, farklı noktalardan birleşme olabilir. Bunların hepsini şu anda da yapabiliyoruz ayrıca yani. Yapılacak değil, şu anda yapabiliyoruz. Başka sorusu var mı? Peki bir uygulama geliştirmiş, simetriye markete yerleştirmiş belki. Bunun için ayrı bir yerde bir ödeme bir şey var mı? O bahsettiğin online olan sözleşmeler. Aylık ödeme derken sabit ödeme. Türkcell'in de geliştirici, hayır, geliştiricinin Türkcell'i mi? Hayır, yok. T-Market'te bulunduğu için. Hayır, hayır. Herhangi böyle bir şey yok. Bireysel geliştiricinin sadece yine vergilendirme ile alakalı bir bizden kaynaklanmayan problem var. Bireysel geliştirici eğer şirketi yoksa, bir fatura kesme imkanı yoksa, vergi dairesinden neydi? Servis destek makbuzu. Evet. Bravo. Serbest meslek makbuzunu bize göndermesi gerekiyor ki biz de ona ödeme yapabilelim. Orada da bazı limitlerimiz var sadece. İşte serbest meslek makbuzu dediğiniz şey otomatik olmadığı için onların limitlerinde işte 100 euro kazanmadan
ya da 100 euro seviyesine çıkmadan biz ödeme yapmıyoruz ki. Çünkü o zaman gerçekten şu anda bile 1000 tane bir uygulama geliştiricimiz var. Sizlerle beraber herkes geldiği zaman bu 10 binler seviyesine geleceği için bunu yönetmek çok zor. Dolayısıyla uygulamanızı koyuyorsunuz. Koyduktan sonra uygulamanızın ekranlarında görüyorsunuz zaten ne kadar gelir kazandığını, ne yaptığını. Bu çerçevede de biz de size ödemeyi yapıyoruz. Diğer durumda hiçbir şekilde geliştiricinin Türkcell'e ödediği bir sabit ücret yok. Şöyle bir şey var ama, siz bir uygulama geliştirdiniz, bir segment uygulama geliştirdiniz, biz de çok beğendik. Ben uygulama için ücretsiz yapıyorum ben de bu uygulamayı dedim. Onun karşılığında size belki bir sabit ücret ödeme yapabilir miyim? Çünkü çok beğendim. Sadece bende olsun ve benim segmentimde olsun. Bir oyun geliştirdiniz. Sadece gençlere yönelik bir oyun geliştirdiniz. İçinde genç Türkcell'i barındıran, genç Türkcell'in öğelerini barındıran bir şey yaptınız. Dolayısıyla ben bunu sizde gelir paylaşım modeli yapabilirim. Sabit ödeme yapabilirim. Bu da bizim başka bir bakış açımız. Yani bu T-Market bakış açısının biraz daha farklılaştırılmış hali. Ama developerlardan hiçbir şekilde para almıyoruz. Ödüyoruz sadece. Peki bu durumda şey oluyor mu? T-Market'e koyduğunuz bir uygulamayı aynı anda da Google Market'e koyabilirsin. Sadece Google tarafında dediğim gibi yani para kazanmak istiyorsanız orada çok bir şey beklemeyin. Para kazanmayın da reklam diyelim yani. Yani koyabilirsiniz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Sadece dediğim gibi biz geliştiricilere bazı teklifler sunarken diyeceğiz ki hani bu uygulama en azından işte bir ay, üç ay bizde ekskluzif olsun. Sonra Google Play'e koyabilirsin diyeceğiz. Yani bu hiçbir şekilde sadece bizde olur, başkasında olmaz modelimiz yok. Başka? O zaman bir kitap hediyemiz var burada. Kitap hediyesini de vermek istiyorum. 3 cm bilen arkadaş olarak size hediye edeyim. Ne kadar kullanacaksınız bilmiyorum ama Java nesneye yönelikli programlama. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Dışarıda bir mailim var. Sonuçta mail alabilirsiniz. Her konuda desteği alırız. Teşekkür ederim. Şöyle artık bizimize olur inşallah. Bu kadar kilolu değil.